Zeynal Günal İkici. 1958 Amasya doğumluyum. 3 erkek evladın büyüğü, babası oluyorum. Eğitimden imalata geçmiş bir bireyim. 1984 yıllarında temelleri atılmış Ünsen Madeni Eşya'nın ıslak hacim ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2002 yılında Paminox firmamız kurulmuştur. Bu firmamızın özünde ve detayında kalite ve standartları yakalamak amaçlı oluşmuştur. Bu düşünceyle 13-15 yıla yakındır ki Paminox firmamız ıslak hacim ürünleri konusunda detayda ve uygulamada öncü niteliğini taşımıştır. Geçtiğimiz aylarda Enerji Bakanımız Faruk Özlü Bey'in dijitalleşme konusunda vermiş bulunduğu seminerler benim ufkumu tazeledi ve yeni değişimlere, yeni ihtiyaçlara, yeni girişimlere ihtiyacımız olduğunu hissettim. Bu düşünceden hareketle gençlerimi, Alper Bey'i, Kerim Bey'i ve aile bireylerimizi toplantıya davet ederekten dijitalleşmenin, CNC'nin tezgahlarıyla beraber çalışmanın daha önemli, daha iyi olacağı düşüncemi paylaştığımda gençler bana daha büyük bir sevinçle katıldıklarını gördüm. Tasarım ve inovasyonun Türkiye'de gecikmiş bir uygulama olduğunu, almış olduğumuz eğitimlerde ve toplantılarda daha detaylı bir şekilde hissettim. İliklerime kadar anlamış bulundum. İnovasyon çalışmalarımıza ağırlık verdik ve üretimde CNC tezgahları oluşturduk. Ve sektörün içerisinde makyaj aynası diye tanımlanan, derinlik ve tepelik oluşturan ayna sektörünün Türkiye'de ciddi bir boşluk oluşturduğu, yurt dışından da bu ürüne kıymetli bedeller ödenerekten temin edildiğini gördüm. Yorulmuş ve çoğulculukla paylaşılmış ürünlerin imalatından çıkıp yine Paminox ve Ünsan firması olaraktan öncülüğümüzü devam ettirmek amaçlı ayna konusundaki Türkiye'deki ihtiyacı tespit etmiş bulunmaktayız. Böylece derinlik ve tepelik oluşturan aynalarda dijitalleşerekten bambaşka boyutlar almayı hedefliyoruz. Avrupa standartlarını yakalayıp Türkiye'de de bu konuda markalaşmayı hedef ediyoruz. Burada şöyle bir düşünce vardır. Allah insana nasip etmeyeceği şeyin hayalini kurdurmaz. Ben de ayna konusunda böylesine engin ve derin bir hayal içerisindeyim. Ümit ediyorum ki bu hayallerimiz yalnız bizim ve ailemizin, yalnız şirketimizin değil, memleketimizin hatta dünyamızın adına faydalı olması temennisinde bulunuyorum. Sizlere teşekkür ediyorum.